Bu dersimizde ne kadar cephanemiz kaldığını öğrenmek için değişkenler kullanacağız. Değişkenler dediğimiz yapılar bizim değişebilen yapılarımızdır. Öncelikle sol taraftan variables kısmına görebileceğiniz yere geliyoruz. Artı tuşuna basıyorum. Buradan ve burada değişkenimin ismini mermi diye adlandırıyorum. Hemen ardından değişkenimin tipini belirlemem lazım. Benim mermilerim sayı olacağı için integer olarak belirliyorum. Buradaki integer tipi değişkenlerimiz e, tam sayılardır. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Herhangi bir tam sayı olarak meydana gelecektir. Öncelikle buradan mermi değişkenimi oluşturduktan sonra compile tuşuna basıyorum. Compile tuşuna bastıktan sonrasında mermi değişkenimi ben 25 değerini veriyorum. Yani benim 25 tane mermim olmasını istiyorum burada. Ve ben her ateş ettiğim zaman, her spawn ettiğim zaman ve spam işlemim bittikten sonra bir adet mermi azaltmak istiyorum. Bu azaltma işlemini de şu şekilde meydana getiriyorum. Mermi değişkenimi burada tutuyorum ve çekiyorum buraya. Karşımda get mermi ve set mermi diye iki adet yazı çıkıyor. Get mermi benim mermi değişkenimin değerini alabilmem demektir. Set mermi de değişkenime değer verebilmem demektir. Ve bunu kodlarla yapabiliyorum. Öncelikle ben 25 tane mermi olduğunu biliyorum. Ve get mermi diyorum. Ve bu 25 mermimi <laughs> her ateşlediğim zaman bir azaltmak istiyorum. Buradan geliyorum ve eksi tuşuna bastığım zaman operatörste subtract diye bir yapı göreceksiniz. Azaltma eksiltme, çıkarma şeklinde. Buradan mermimi bir azalt diye belirtiyorum. Mermim kaçtı? 25'ti. Bir azalttığım zaman ne kadar mermim olacak? 24 mermim olacak ve bunun çıktısını da buradaki pin veriyor bizlere. Ve ben bu pini nereye atama yapacağım? Yeni mermim yapmak istiyorum. 25 mermim vardı. Bir azalttım ve set mermi dediğim zaman tekrar gösteriyorum. Bakın tuttum çektim ve burada set mermiyi işaretliyorum. Set mermi dediğim zaman 25 mermim vardı. Bir azalttım ve buradaki sonuç kaçı verecek bizlere? 24 değerini verecek ve benim yeni mermi değişkenim 24 olacak. Bunları kod sayesinde meydana getiriyoruz. Ve sonrasında ben şu anda bunu ekrana yazdırmak istiyorum. Ekrana yazdırma komutum neydi benim? Print string'di. Ve mermimi alıyorum. Get diyorum. Ve mermimi bana yazdır. Diye belirtiyorum. Play tuşuna bastım. Space'a e basıyorum. Bakın solda 24 mermim kaldırı bana söylüyor. 23 mermim, 22, 21, 20 diye basıyorum. Mermilerimi ateşliyorum. Ve sıfıra geldikten sonra tekrar bastığın zaman eksiye düşüyor. Benim bu mermilerimin eksiye düşmemesi lazım mermilerin bittiği için herhangi bir ateşleme işlemi de yapmaması lazım. O zaman biz kodumuzun baş kısmına geliyoruz. Neden? Çünkü ateşleme yaptığımız yerler bizim spawn aktör ile başlıyor. Öncelikle spawn ediyor, sonrasında impuls ekliyor ve sonrasında mermi azaltıyor. Öyle değil mi? O sebepten ötürü ateşleme yapmadan önce bizim bir adet işlem yapmamız gerekti ve bu yapacağımız işlemede biz sorgu diyoruz. Yani bizim mermimiz sıfırdan küçük mü veyahut sıfıra eşit mi diye bir sorgu yapmamız lazım. Eğer mermimiz sıfırdan küçük veya eşitse ateşleme yapmaması lazım. Öyle değil mi? O zaman bizim kullanacağımız komut şudur. Sağ tıklıyorum ve buraya if yazıyorum. If İngilizce'de eğer demektir. Ve if yazdığım zaman branch diye bir komut karşımıza gelecektir görebileceğimiz üzere bu branch komutumuzu kısa yol tuşu olarak B tuşuna basılı tutarak bakın B tuşuna basılı tutuyorsunuz ve sol klik sol klik sol mouse tuşuna e basarak solun mouse tuşuna basarak kısa yol olarak da oluşturabilirsiniz. Ek bir bilgi olarak sizde dursun. Branch komutumu oluşturdum ve bunu Space spacebar'ıma bağlıyorum. Peki sorgu yapacağım durum nedir? sorgu yapacağım durum şu şekilde olacak. Mermi değişkenimi alıyorum. Ve diyorum ki benim mermi değişkenim küçük eşittir. Bakın küçük eşittir. Yazdım sadece buraya tekrar gösteriyorum. Mermiden çekiyorum. Küçük tür tuşuna basıyorum ve eşittir tuşuna basıyorum. Less equal diye bir operatör çıkıyor karşıma. Ve bunu condition'a bağlıyorum. Condition demek durum demek. Benim mermim sıfıra eşit veya küçük ise ne yapması lazım? Print string ile yani mermimiz sıfır olduysa eğer ki hani sıfır veya küçükse ne yapmamız gerekli? Bizim mermimiz bitmiştir merminiz bulunmamaktadır. Şeklinde bir print string meydana getiriyoruz. Lakin eğer benim mermi değişkenim sıfırdan küçük veya eşit değilse o zaman benim mermim var demektir. Öyle değil mi? O zaman false tuşumu spam kısmına bağlıyorum ve compile tuşuma basıyorum. Play tuşuna bastığım zaman ateşleme işlemini meydana getiriyorum. Görebileceğimiz üzere 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve sıfıra geldikten sonra her space'i bastığımda bakın herhangi bir mermi ateşleyemiyorum. Buraya kadar bu şekilde. Bunu başka türlü de yapabilirsiniz. Bu şekli karışık geldiyse diğer şekliyle de anlatayım sizlere. Eğer ki benim mermi değişkenim büyüktür, bakın büyüktür 0 ise hani eşittir değil büyüktür 0 ise benim mermim var demektir. Şu şekilde bunu biraz yukarıya kaydıracağım. Eğer benim mermim sıfırdan büyükse yani benim bir mermim varsa o zaman ateşleme işlemine başla ve devam et ve mermimi azaltmaya devam edebilirsin. Lakin eğer benim mermim yok ise bu sefer print string diyerek herhangi bir merminiz bulunmamaktadır. Yazısını ekrana yazdırabilirsiniz. İki türlü de yapabilirsiniz. Hangisi size daha kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Buradan space tuşuna basıyorum ve sıfıra geldikten sonra herhangi bir mermimin bulunmadığını bana söylüyor. Pekala mermim bittiği zaman ben hangi işlemi meydana getireceğim? Mermim bittiği zaman R tuşuna bastığım zaman mermimi yenilemesini istiyorum. Sağ tıklıyorum. Keyboard yazıyorum. Yine aynı şekilde ve Keyboard R yazdım. Ee, burada çıkmadı. Onun için alt tarafta biraz arayacağız. F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R. Burada. R tuşuna bastığım zaman şeklinde bir durum meydana getiriyoruz. Ve R tuşuna bastığım zaman mermimi yenilemek istiyorum. Öyle değil mi? Peki benim mermimi yenileme komutum neydi? Mermimi set yaparak tekrar gösteriyorum. Bakın mermimi alıyorum. Mermi değişkenimi set yapıyorum. Ve diyorum ki benim mermim 25 olsun. Tekrardan. Ve R tuşuna her bastığımda 25 adet mermim olacaktır. E, mermimi burada yazdırmak istemiyorum. Mermimi durmadan yazdırmasını istiyorum. Bu yüzden kullanmak istediğim komut eventtik eventtik e, durmadan, buraya hani bağladığınız komutları durmadan gerçekleştirir. Eee döngü gibidir ama bir döngü değildir. Bunu unutmayın hiçbir zaman. yazdığınız komutları durmadan gerçekleştirir. Aralıksız bir şekilde. Mermimi yazdırma işlemimi event bağladım. Ve burada da R'ye her bastığımda 25 adet mermimin olacağını söyledim. Hemen ardından print string ile merminiz yenilenmiştir. Compile tuşuma basıyorum. Şu an bakın sol tarafta durmadan mermimin ne kadar olduğunu yazdırıyor bizlere. Space'e bastım. Mermimin azaldığını görebiliyorum. Bu şekilde. R'ye bastım. Mermimin yenilendiğini görüyorum. Tekrar Space'e basıp kullanabiliyorum. Sıfır oldu. Şu anda herhangi bir mermi kullanamıyorum. Ve R'ye zaman tekrar yenileniyor. Ve tekrar kullanabiliyorum. Ee, bir de mermilerin reload süresi adı verilen bir yapımız vardır. Reload dediğimiz yapılar şu şekilde. Ee, mermiyi değiştireceğiniz zaman belli bir süre olarak geciktirmeli bir değiştirme işlemi yapar. Bunu da şu şekilde meydana getireceğiz. R tuşuna bastığımız zaman ufak bir delay komutu kullanacağız. Delay geciktirme olarak kullanılır. Ee, R'ye basarım. Komut burada bekler bu fonksiyon sayesinde. Ve buraya yazdığım süre saniye sonrasında buradaki işlemlerini yapmaya devam eder. 2 ee, saniye sonra 5 saniyede diyebiliriz. 5 saniye içinde mermimizi değiştirmesini istiyoruz. 25 adet mermim var. Ateşlemeye devam ediyorum. R'ye bastım. Bakın şu an henüz değişmedi. 5 saniye içinde mermi değişti. Görebileceğimiz üzere. Relo adımızda bu şekilde meydana getirebiliriz.